Sistem değişecek mi? Emekli maaşı farkı için hükümet devreye giriyor. 2024'te emekli olanlarla 2025'te emekli olacaklar arasında ciddi bir emekli aylığı farkı oluşacak olması hükümeti harekete geçirdi. Ekonomi yönetimi, 2024 ve 2025 yıllarında emekli olacaklar arasında oluşacak maaş farkı sorununu çözmek için harekete geçti. Uzmanların tahminlerine göre, bu fark %35'e kadar ulaşabilecek ve ciddi bir mağduriyet yaratacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, konuyla ilgili kapsamlı bir etki analizi çalışması başlattı. Bakanlık yetkilileri, öncelikle maaş farkından etkilenecek emekli sayısını tespit edecek. Ardından, bu farkın giderilmesi veya azaltılmasının maliyeti hesaplanacak. Elde edilecek verilere göre uygun bir düzenleme formülü belirlenecek. Emekli maaşı farkının nedenleri ve etkileri. Türkiye Emekliler Derneği, TÜET, Başkanı Kazım Ergün, maaş farkının sebeplerini ve potansiyel etkilerini anlattı. Ergün'e göre, emekli aylıklarının hesaplanmasında kullanılan karma sistem, emeklileri yeterince koruyamıyor. Özellikle yüksek enflasyon dönemlerinde, emekli aylıkları borsa gibi dalgalanabiliyor. Emekli maaşlarındaki düşüşün başlıca sebepleri şöyle sıralanıyor. Güncellenme katsayısının farklılaşması, 2024'te emekli olanlara 66,12 katsayısı uygulanırken, 2025'te bu oran 41,19 ile 42,25 arasında olacak. Zam oranlarındaki farklılık, 2024'te yapılan yüksek zamlar, ilk 6 ay %49,25, İkinci 6 ay %24,73, 2025'te emekli olacaklara uygulanmayacak. Enflasyon oranlarındaki değişim, 2023 ve 2024 yıllarındaki enflasyon oranlarının farklılaşması, emekli maaşlarına doğrudan yansıyacak. Sistem değişikliği önerisi. TÜİT Başkanı Ergün, şu anki aylık hesaplama sisteminin bir kez daha ele alınması gerektiğini ifade etti. Her yıl benzer farklılıkların yaşanabileceğine dikkat çeken Ergün, 2000 yılı öncesi döneminde uygulanan gösterge sistemine geri dönülmesi gerektiğini ifade etti.